Değerli izleyiciler, hepinize merhaba. Bilindiği gibi bu hafta Kasım 2022 cari denge rakamları açıklandı ve Kasım ayında cari açığın 3.7 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Böylelikle yılın ilk 11 ayında 2022'nin ocağından Kasım'ına kadar 41.8 milyar dolar cari açık verilmiş oldu. Yılın sonunda 2022 cari açığının 46-47 milyar dolar olacağını tahmin edebiliriz. Aslında Türkiye böyle cari açık rakamlarını daha evvel de görmüştü. Ama bu kez farklı bir öykü söz konusu. İsterseniz son bir yılı biraz hatırlayalım. 2021'in Eylül'ünde Cumhurbaşkanı'nın faiz sebep, enflasyon netice tezine uygun olarak Merkez Bankası faiz indirimlerine başladı. Dışa açık bir ekonomide, sermaye akışlarının serbest olduğu bir ekonomide faizleri düşürmek haliyle paradan kaçışı ve dövizin değerlenmesini getirir. Nitekim Türkiye'de de böyle oldu. 2021'in Aralık ayında dolar kuru 18 liraya kadar yükseldi ve bu noktada hepimizin bildiği gibi kur korumalı mevduat şeklinde garip bir enstrüman devreye sokuldu. İşte bu sıralarda Türkiye'nin yeni bir hikaye yazdığı, Çin modeline benzer bir kalkınma modeline geçtiği ve ihracatın patlayacağı sonunda cari açık verileceği ilan edildi. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu sürekli cari fazla vermenin bir numaralı hedef olduğunu söylemeye başladı. Bugün geldiğimiz noktada bunun başarılamadığını, tam tersi cari açığın tekrar patladığı bir tablo olduğunu görüyoruz. Bu da zaten biraz sonra daha ayrıntılı bir şekilde tartışacağım gibi bu zaten kaçınılmazdı. Şimdi dikkat ederseniz iktidar sözcüleri sürekli ihracattaki artıştan, ihracatta rekorlar kırıldığından söz ediyorlar. Gerçekten bu yıl ihracat 250 milyar doları aştı ve 254 milyar lirayla yılı kapattı. Ama ithalat daha büyük bir rekor kırarak 364 milyar lira oldu ve bunun sonunda 110 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Bunu rakamların detaylarına baktığımız zaman da görüyoruz. Şöyle ki bugün açıklanan dış ticaret endeksleri Türkiye'nin ihracatının miktar olarak gerilediğini 3.8 miktar olarak geriliyor. Ama birim fiyat olarak %6 artıyor ve bunun sonunda İşte 2,5 civarında bir ihracat artışı ortaya çıkıyor. Bunun yorumu şu şekilde yapılabilir. Sattığımız ürünleri artık daha az miktarda satıyoruz ama fiyatlarda bir artış var. Bu da aslında dünyadaki enflasyondan, küresel enflasyondan kaynaklanıyor. Nitekim ithalatta miktar da artıyor. Bu bugün açıklanan rakamlara göre %3.8 daha fazla ithalat yapıyoruz miktar olarak. İthalat fiyatları da %9 artıyor ve bunun sonunda da %13-14'lük bir ithalat artışı ortaya çıkmış oluyor. Döviz kurunun tek başına ihracat için çözüm olmayacağını zaten tahmin edebilirdik. Şöyle ki Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı sadece toplam ihracatının %3'ünü oluşturuyor. Düşük teknolojili, orta düşük teknolojili ve orta yüksek teknolojili ihracatta aşağı yukarı birbirine eşit bir pay alıyor ihracatta. Bir kere böyle bir ihracat üretim yapısına sahipseniz zaten ihracatta bir sıçrama yapamazsınız. İkincisi ise bütün dünyada bir ekonomik aktivitelerde yavaşlama var. Özellikle Türkiye'nin bir numaralı ihracat kapısı olan toplam ihracatının %40'ını oluşturan Avrupa Birliği'nde önümüzdeki yıl ciddi bir durgunluk bekleniyor. O bakımdan da sizin ürünlerinizi satacağınız pazarlarda talebin düşmesi nedeniyle bunu başaramazsınız.
Belki Türkiye için daha önemli olan şu, döviz kurunun patlamasıyla birlikte enflasyonun kontrolden çıktığı görüldü. Biraz evvel değindiğim kur korumalı mevduatla bunun önü alınmaya çalışıldı. Nispi olarak da bu başarıldı. Nasıl başarıldı? Büyük ölçüde rezervleri tüketmek pahasına başarıldı. Son olarak açıklanan net rezervler, swap hariç rezerv olarak ifade edilen rakam eksi 43.4 milyar dolara kadar geriledi. Diğer taraftan da döviz kuru nispi bir istikrar sağladı. Bu anlamda da kur üzerinden ihracatçıların bir artış yapma şansları da kalmadı. Evet, bunun sonunda Türkiye çok ciddi cari açıklar vermeye devam ediyor. Bunun sonucunda özellikle kamunun dış borçları artıyor. Türkiye'nin 404 milyar dolar dış borcu var. Bunun içerisinde kamunun borçlarının payı 5 yıl evvel, henüz 5 yıl evvel %26 iken bugün %46,5'a çıkmış durumda. Dün hazine Eurobond satışıyla borçlandı ve bunun maliyeti tam 9.75 oldu. Çok garip bir tabloyla karşı karşıyayız. TL cinsinden faizler %9'a düşürülmüşken Türkiye dolar cinsinden 9.75'le borçlanıyor. Bu da gelecek nesiller için çok büyük bir yük anlamına geliyor. Ne yazık ki ekonomi çok kötü yönetiliyor. Bu kötü yönetimin en belirgin bir yansıması da dış ticaret ve cari açık rakamlarında görülüyor. Bu cari açığın, bu büyük cari açığın finansmanı da aşağı yukarı yarı yarıya net hata noksan kaleminden, yani kaynağı belli olmayan dövizlerden karşılanıyor. İlk 11 ayda bu net hata noksan kaleminden giren paraların tutarı 22.3 milyar dolar. Yarın aynı kaynaklardan bir çıkış olması da her an beklenebilir ve ekonominin dengeleri daha da bozulabilir. Ne yazık ki seçimler yaklaşırken ekonomide çok büyük makro dengesizlikler var ve bir iktidar değişiminde de yeni yönetimi çok büyük sorunlar bekliyor. Genel olarak baktığımızda da bütün makroekonomik rakamlar, dış ticaret, dış ödemeler dengesi cephesinde de AKP'nin 21 yılının büyük bir başarısızlıkla bu noktaya geldiğini doğrular nitelikte.